Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YouTube'un operasyonları sürüyor. Bakalım nereye kadar sürecek arkadaşlar, en fazla kanalı kapatırız, başka bir platformdan devam ederiz, Twitch gibi vesaire. Ama şunu da söyleyeyim, nereye kadar gideceğini ben de için merak içinde bekliyorum arkadaşlar. YouTube yöneticilerine de söyledim, herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. Demek ki bazı troll saraylılar bir şeyler yapma peşindeler. Neyse, elinden geleni ardına koymasınlar. Aklının acelesi yok. 16 yıl önce bugünlerde Fenerbahçe Volkan Demirel'in Dani Alves'in penaltısını kurtarmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. O günlerden bugünlere gelen serüvende Fenerbahçe bir şike kumpasıyla mahvedilmek, yok edilmek istenmesine rağmen yine de hiç affetmedi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Hani daha beter bir şeyler yapmak isteyenler oldu. Yine operasyon vesaire çekmek isteyenler oldu ama Fenerbahçe hiç izin vermedi. Fenerbahçe'nin bu uğurda karşısında en net duran iki şey vardı. İki oluşum vardı. Bir Galatasaray, iki Fethullahçı terör örgütü. Yani ikisinin de ortak özelliği Fenerbahçe'ye karşı dimdik durmaları oldu. Ve hem Fethullahçı terör örgütü hem Galatasaray Spor Kulübü ele geçirdikleri sosyal medya ve çeşitli organizmalarıyla birlikte Fenerbahçe'yi herkesin nezdinde kötü göstermeyi sürdürdü. Kötü göstermeyi başardı. İnsanlar artık öyle bir noktaya geldi ki Fenerbahçe şampiyon olacağına kim olursa olsun demeye başladı. Sebep sorduğunda ya her türlü hile sizde, hurda sizde demeye başladı. Ne hile ne hurda var dediğin zaman ise ya bırak Allah'ını seversen Aziz Yıldırım mafya, bilmem şu şöyle bu böyle demeye başladılar. Ya bizim ülkemizde şu çok net bir olay ki bizim ülkemizde insanları çok kolay kandırabiliyorsun. Ya bizim ülkemizde insanlar inandıkları dinden bile haberleri yok. İnandığı dinin ayetini söylüyorsun, ondan bile haberi yok. O yüzden bu insanları kandırmak son derece kolay, son derece basit arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, her zaman söylediğimi tekrar edeyim, Allah herkesin gönlüne göre versin. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının başlama saati 21'den 21.30'a alınmış. Hani çok mühim ya bu gelişme. Arkadaşlar durduk yere bu alınıyorsa bilin ki konu değiştirilmek isteniyordur. Şanlıurfa 11 stadyumun 11 Nisan stadyumunun eksikleri. Soyunma odaları yenilenmesi gerekiyor. Protokol tribün koltukları değişmesi gerekiyor. Protokol zemini granit mermer olması gerekiyormuş. Protokol odası komple değişmesi gerekiyormuş. Soyunma odaları duvar ve zeminin yenilenmesi gerekiyormuş. Saha giriş koridoru ve soyunma odalarına giren koridor asma tavanları değişmesi gerekiyormuş. Saha giriş koridoru boyanması gerekiyor. Soyunma odaları, tuvalet aynaları ve ayna üstü aydınlatmalar değişmesi gerekiyor. Stat dış ihata duvarları boyanması gerekiyor. Statta bulunan kantinler yetersiz. Basın tribününün yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Engelli tribününün yeniden düzenlenmesi. Yani engelli tribünün yenilenmesi gerekiyormuş. Futbol Anadolu'nun haberi. Hani herhalde çim falan da yoktur saha zemininde. Toprakta falan oynanılacaktır diye de düşünmeden edemiyorum. Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak Süper Kupa maçı içerisinde ulaşım, konaklama, trafik gibi pek çok konuyu barındıran bir hazırlık süreci. Geçen hafta TFF yetkililerle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Stadımızda küçük bir bakım ve tadilat faaliyetlerine de başladık. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler de yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız demiş. Ya bu kadar seçimin içerisinde de yani seçim telaşının içinde de bence çok şey değil ama Şanlıurfa'da en azından hangi partinin seçileceği belli. Hani Kayseri gibi arkadaşlar. Hangi partinin seçileceği de belli. O yüzden seçime değil de maça odaklanacaklardır diye düşünüyorum. Galatasaray fırıldaklığı yine şaşırtmıyor her zamanki gibi. Hani fırıldak saraya dönüştüler sağ olsunlar. Yabancı hakemler konusunda yaptığı açıklamalarla fırıldaklığın, yüzsüzlüğün bir kez daha gün yüzüne çıktığına şahit olduk arkadaşlar. Beşiktaş maçının ardından kendisine sorulan Fenerbahçe Süper Kupa'da yabancı hakem istediğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz sorusuna yanıt veren Kokan Buruk şu sözleri sarf etmiş. Yabancı hakem ile ilgili Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuş. Bunu kulüp olarak mı yaptılar, yazılı olarak mı yaptılar, arkasında başka hesaplar mı var bilmiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Avrupa kupalarında da yabancı hakemleri görüyoruz. Avrupa'daki yabancı hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın. Bizim Türk hakemleri daha iyiler demiş. Öyle mi Okan Efendi?
Daha önce ne dediğini tekrar hatırlatalım mı? Bence hatırlatalım. Hemen getirelim ekran arkadaşlar. Yok bu değil. Yanlış oldu. Bu şey Okan Buruk, Evren Turhan, Hakan Ünsal, bu başka. Şimdi iki farklı tarihe götürüyoruz. Yorumsuz bir şekilde açıklama yapıyoruz. Okan Buruk 15 Ekim 2022 VAR hakemlerinde değişim şart. Sistemin oturmadığını görüyoruz. Yabancı VAR hakeminin de üstüne gidilebilir. Hiç kimseyle bağı olmayan yabancı VAR hakemleri Türkiye'de görev alabilirler. Daha bitmedi. Malum camianın malum yöneticisi Yerden Timur ne demiş? 24 Ekim 2022. Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu iş böyle gidemez. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış. Dibindeki yosunun içinde mücadele ediyoruz. Bu gemi batmış. Şimdi gördüğünüz gibi yozlaşmış sistemin ürünü Galatasaray. Sonuca giden her yolu mübah gören, karanlık geçmişlerinden utanmak yerine gurur duyan, son 30 yılı tahakkümü altına alan yozlaşmış ve bozuk sistemin ürünü Galatasaray diyor SporX sitesi. Ancak şüpheniz hiç olmasın, kurduğunuz ittifakları ve oyunları bozacağız diyor. Şimdi gerçekten çok ilginç bir camia değil mi? Yani her zamanki gibi yine kıvırdılar, yine kendileriyle çeliştiler, yine genlerinde şey yer alan şeyi ortaya döktüler. Kıvırmak. Kıvır saray. Fırıldak saray. Artık ne saray olarak kendilerini adlandırmak istiyorlarsa. Başka bir şey değil bu. Yani bu gerçekten başka bir şey değil. Abi bu kadar olmaz. Gerçekten bu kadar olmaz. Bak Cenk Tosun'a köhnün mücadelesi, şey müdahalesi. Bülent Yıldırım penaltı açık ara. Deniz Çoban net penaltı. Bahattin Duran tartışmaya gerek yok, net penaltı. beIN Sport Trio ekibi. Şimdi Fırat Aydınus bence Halil Umut Meler hala yaşadığı travmadan %100 sıyrılmamış futbolculara karşı çok agresif ve sertti diyor. Özellikle Beşiktaş futbolcularına. O da penaltı diyor. Ahmet Çakar Galatasaray TFF'yi istifaya davet ederek istediğini aldı. Almaya da devam ediyor. Bir, Icardi bir maç ceza ile yırttı. İnşallah çapraz bağlarını, tendonlarını da yırtar. İki, Antalya maçını hakem sayesinde kazandılar. Dört kırmızı kart geçildi. Penaltı penaltı değil. 3. Beşiktaş maçında da Cenk'e yapılan penaltı verilmedi. Yani Ahmet Çakar diyor ki Halil Umut Meler Cenk'in yani Cenk Tosun'a yapılanın penaltı olmadığına %100 emin olsaydı Cenk Tosun'un ettiği küfürü yutmazdı. Kırmızı kartı gösterirdi. Ama 2 metre mesafeden edilen bu küfürü yutmak zorunda kaldı diyor. Ya onlar neleri yutmak zorunda kaldılar? Yani neleri yutuyorlar? Biz hepimiz biliyoruz. Ya Beşiktaş 6 faul yapmış, 3 sarı kart, 1 kırmızı kart. Ya Galatasaray hakemler tarafından kollanıyor. Açık ve net. Deplasmanda kart yok. Penaltı yok. 15 faule 0 kart. Rakibin penaltı verilmemiş. Bana geçip Icardi'nin müdahale yemiş. Bak Icardi'ninkine penaltı verilmedi. Hakkımız yenildi diye utanmadan söyleyebiliyorlar. Siz bana bir şey söylemeyin. Sizin Allah bir dediğinize de inanmıyorum. Siz hangi Allah'tan bahsettiğinize de inanmıyorum. Ya siz bana bundan sonra konuşmayın arkadaşlar. Galatasaray arkadaşlar. Siz gidin. Ne bileyim başka yerlere konuşun. Başka kişilere konuşun. İstediğiniz operasyonu yapın. İstediğiniz şerefsizlik deniliyorsa buna şerefsizlik yapın. Yani algıyla bilmem neyle şundan bundan sosyal medyada şöyle yapalım böyle yapalım. İstediğinizi yapın. İstediğinizi yapın. Yapmakta serbestsiniz. Benim inandığım Allah'la sizinki aynı değil. O konuda da hemfikiriz artık. Çünkü benim inandığım Allah diyor ki arkadaş adaletle hükmet. Sana biri bir şey mi yaptı? Bir topluluğa olan kinin seni adaletsizliğe sevk etmesin. Benim inandığım Allah bunu söylüyor. Sizinki ne diyor? Bir topluluğa kininiz mi var? Her şeyi yapın. Fenerbahçe'yi herkese kötü gösterin. Elinizden gelen bütün oyunu sergileyin. Şampiyon olmak için, şampiyon yapılmak için her türlü şeyi kullan. Ya hatırlayın. Galatasaraylı futbolcuyu takım arkadaşları gibi uzaklaştıran Halil Umut Meler, Fenerbahçeli Osterwolde'nin boğazı sıkılırken sadece uzaktan izledi. Kart göstermedi, kavgaya müdahale etmedi. Fenerbahçe futbolcunu orada öldürüyorlardı ya. Öldürüyorlardı, boğazını sıktılar, öldürüyorlardı. Sonra ne oldu? Allah'ın sopası yok ki. Gitti dayağı yedi. Ben şunu söylüyorum. Gerçekten şunu söylüyorum. Halil Umut Meler sen insan falan değilsin gözümde. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu kokuşmuş üzerinize. Ben şunu söylüyorum. Rabbime şikayet ediyorum sizi. Sizin yüzünüzden insanların Allah inancı zayıfladı. Allah bin türlü belanızı versin. Anladınız mı? Allah bin türlü belanızı versin sizin. Sizin Galatasaray olarak da belanızı versin. Sizin o destekleyen hakemlerinizin Allah belasını versin. Bin türlü belanızı versin Allah. Ama yakında
göreceğiz bazı şeyleri. Ya Eralp diyor ki Galatasaraylı futbolcular çıkmış, herkes bize karşı farklı mücadele ediyor diyor. Kulaklarına inanamıyorum. Adana Demirspor'un futbolcusu Galatasaray tribünlerine üçlü çektirmedi mi? Şimdi hani eğer inandığımız Allah birse Galatasaraylı arkadaşlar size şunu soruyorum. İnandığımız Allah birse şunu söyleyin. Volkan Demirel Fenerbahçe'ye yenildikten sonra gelip Fenerbahçe tribünlerine üçlü çektirseydi buna ne derdiniz? Buna ne dersiniz? Belhanda'nın yaptığına da aynısını diyecek kadar Allah'ınız var mı? Bence yok. Bence yok. Çıkıp buna arkadaş Volkan Demirel aynı üçlüyü çektirse vallahi de billahi de Fener'e yattı derim, şike yaptı derim, şunu derim, bunu derim. Der misiniz? O zaman demek ki Belhanda da aynısını yaptı. Demek ki Belhanda da bize karşı şike yaptı. Diyebiliyor musunuz? Diyorsanız aynı Allah'a inanıyoruz. Demiyorsanız farklı şeye inanıyoruz. Trabzonspor taraftarı 5 yedikten sonra tribünde horon tepmedi mi diyor Alper Alp. Samsunspor başkanı kalpleriyle beyinler arasında çelişki olmuş olabilir demedi mi? Kazımcan ıslıklanmadı mı? Bir düşünün. Şimdi bu kadar şey yaşamış. Ben hepsini aynı şey minvalden süzgeçten geçiriyorum. Aynı şey. Ankaragücü Fenerbahçe'ye aslan kesildi. Misal veriyorum. Bir, Kazımcan'ı oynatmadı. Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlatıp sonuna kadar devam etti. Tolga yedek, öbürü yedek, şu yedek, bu yedek. Fenerbahçe'ye karşı hepsi aslanlar gibi oynadı. Oynayacak da zaten. Anlatabiliyor muyum? Oynamayacak diye bir şey yok. Sıkıntı burada Galatasaray'a karşı oynamamaları. Neyse. Dahası da var. Şimdi Galatasaray Antalya Spor maçında eğer Galatasaray'ın yakaladıkları penaltıysa Cenk Tosun'a yapılan iki kere penaltı artı kırmızı kart. Ona vermeyi buna veriyorsan adalet diyemezsin buna. İkisine de penaltı verilseydi. Cenk Tosun'un ikine de penaltı verilseydi. Geçen hafta Antalya'dakilere. Buna adalet denir miydi? Peki Galatasaray geçen hafta o iki saçma penaltıyı kazanmasaydı. Puan kaybetseydi. Cenk Tosun'a bu haftaki penaltı verilseydi. Fener kullanıyor deselerdi inanır mıydınız? Jesus'un bu ligin sportif gerçekliği yok. Masada kazanılıyor sözünü size sorulduğunda gülmüştünüz diyorlar Beşiktaş teknik direktörüne. Bu hala aynı fikirde misiniz diyor. Fernando Santos diyor ki o gün o söze gülmüştüm. Bugün ise bu söze daha az gülüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi hatalar fazlalaşmaya başladı diye. Beşiktaş Galatasaray Antalya Spor'u hakemle yendiğinde sustu. Yemedikleri 3 kırmızı kartta sustu. Kerem'in yemediği sarı kartta cezalı duruma düşmemesinde sustu. Sustu, başında da belayı buldu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden normal. Ya Beşiktaş bile isteye bugünü zaten çekti iple. Ama şunu söyleyeyim. Bu kokuşmuş düzen zannediyorsunuz ki sadece Fenerbahçe'ye zarar verecek. Ben Ali Koç'un yerinde olsam ya da Fenerbahçe'ye seçilecek kişinin gidip bütün futbolcuları satlığa çıkartırım. Federasyona da derim ki arkadaş ben borcumu ödeme niyetindeyim. Beni Galatasaray maçlarına yazmayın. Nasıl olsa hakemle falan kaybettireceksiniz. Yazmayın. Ben yenilgiyi kabul ediyorum. İstediğinizi yapın. Bırakın bir sene boyunca çok özür dilerim ama köpek gibi etrafınızda dolaşsınlar. En azından Fenerbahçe'nin borcu ödensin. Ya da kardeşim çıkın. Alman mı istiyor? İsrailli mi istiyor? Yahudi mi istiyor? Fransız mı istiyor? Şey mi? Arap mı istiyor? Kulübü satın abi. Hisselerini şunu bunu satın. Siz de rahatlayın, onlar da rahatlasın. Hocam İsrail deme. Niye? Ben geçen gün TRT'nin bir çocuk dizisi vardı. Bizim çocuklar izlerken baktım. KFC'nin ondan sonra L'Oréal Paris'in falan gayet reklamları dönüyor. Ben İsrail malı diyebiliyorum bunları. Neydi o? Burger King'in falan hep reklamları dönüyor. Demek ki arkadaşlar İsrail malı değil bunlar. Biz kandırılıyoruz. Ya da İsrail Filistin'e hiçbir şey yapmıyor. Yine kandırılıyoruz. Abi şu bir gerçek. Galatasaray net olarak hakemler tarafından korunuyor, kullanıyor. Çok rahat. Eğer bu destek olmasa şu andaki sıralama çok çok farklı olur. Ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayı alsın diye de çok uğraşılıyor. Şimdi Yavşak Saray'a geldik. Yanlış duymadınız, Yavşak Saray. Bu benim lafım değil. Fatih Altaylı'nın lafı. Yavşak Saray diyor Fatih Altaylı. Galatasaraylılardan bu görüntüye hiçbir tepki yok. Hangi görüntüye? Şuna. Bu görüntüye hiçbir tepki yok. Bak şu olabilir. Murat Kurum ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı da ziyaret etti. Arkadaşlar bu olabilir. Bunda herhangi bir abes yok. Yani Ekrem İmamoğlu Ali Koç'u da ziyaret edebilir. Dursun Özbek'i de ziyaret edebilir. Beşiktaş'ı da ziyaret edebilir. Ya da işte X'in Y'nin Z'nin adayı ziyaret edebilir. Bunda hiçbir abes yok. Abes ne biliyor musunuz? Ali Koç
Odalar Borsalar Birliği'ndeyken bu zamanında HDP'yi de ziyaret etmiş. Aynı gün MHP'yi de ziyaret etmiş. CHP'yi de AK Parti'yi de ziyaret etmiş. Sosyal medyadaki algı ne? Bak Ali Koç zamanında HDP'yi ziyaret etti. Sadece o görseli verip. Çünkü karşımızdaki yapılanma çok iyi biliyor bu organizasyonları. Ya bu organizasyonda üstleri ne yok? Kimse ellerine su dökemez. O ayrı mesele. Ama şimdi Ali Koç'un eğer o HDP heyetini ziyaretinde şöyle bir fotoğrafı olsaydı Ali Koç PKK'lıydı. Fenerbahçe taraftarı da PKK'lıydı. O ayrı mesele. Eğer şöyle bir görsel olsaydı. Fatih Altaylı'nın sözlerine ben kulak vermenizi rica ediyorum. Galatasaraylıların bu görüntüye hiçbir tepki yok. Herkes bir bahane bulma peşinde. Bu kadar mı önemli şampiyonluk? Bu kadar mı önemli çıkarlar? Taraftarlar da yavşaklaşmışlar. Herkes de bir onursuzluk diyor. Yani benim tanıdığım, benim akrabalarım var. Siyasi olarak farklı düşünceler. Onlar bile çok güzel yavşaklığındalar işin. Ciddi söylüyorum, onlar bile çok güzel yavşaklığındalar. Yani sosyal medyada 7/24 AK Parti'ye küfür eden akrabalarım var. Bu görüntüyü paylaşıp gurur duyuyorlar. Demek ki bizi şey yapıyorlar. Yani tahrik etmeye çalışıyorlar. Herhalde diyorlar biz sövelim. Bunlar da sövsünler de içeri falan aldıralım düşüncesindeler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama taraftarlar da yavşaklaşmışlar. Herkes de bir onursuzluk diyor Fatih Altaylı. Ben demiyorum ha. Sonra bana yavşaklık yapmayın. Fatih Altaylı diyor yavşaklıktan. Söz ediyor. Murat Kurumu hareketi Ali Koç'a ya da Hasan Arat'a yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Galatasaray taraftarı yavşaklaşmış, onursuzlaşmış, kimseden tepki yok diyor. Şimdi bunu ben desem benimle uğraşırlar. Beni yani FIFA'ya PES'e bile şikayet ederler. Ama Fatih Altaylı diyor yavşaklaşmış diye. Ya Galatasaray camiasını en iyi bilen kişi o. Fatih Altaylı yavşaklaşmışlar diyorsa bir şey biliyordur bu adam. Durduk yere söylemiyordur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Sinek İkili Dursun Özbey'i ziyaret etmiş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye mevcut başkanı ve yeni başkanı da Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Sinek İkili Dursun Özbey'in yanaklarını böyle sıkmamış arkadaşlar. Okşamamış. Demek ki herkesi okşatmıyor. Yani herkesi okşatmıyor. Korkusuz gerçek bir soru sormuş gazetecinin biri. Apışıp kalmış Dursun Efendi. Murat Kurum için İstanbul için bir şans demiştiniz. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz demiş. Falan demiş Dursun Özbek. Ben şunu söyleyeyim. Zafere giden yolda her şey mübahsa bu mübahlığı en iyi Galatasaray yapıyor. Yani kimin salıngacına biniyorlar? Kimin koltuğuna oturuyorlar? Kimin kucağındalar? Kimle ilişkileri iyi? Kimle haşır neşirler? Anlatmaya, tarif etmeye gerek yok. Herkes her şeyin farkında. Herkes ciddi manada her şeyin farkında. Yani Sinan Engin ne diyor? TFF'nin Galatasaray'a teslim olduğunun en büyük kanıtı Cenk'in pozisyonunu varın devreye girmemesi. Ya Okan, o hakemler en çok konuşan sensin. Dördüncü hakemlerin anasını ağlattın. Şimdi çıkmışsın memnunuz diyorsun. Siz değil misiniz TFF'yi istifaya davet eden? Bu nasıl bir tutarsızlıktır diyor. Ben gerçekten merak ediyorum. Galatasaraylı arkadaşlar, size hakikaten söylüyorum. Bak size hani böyle laf olsun torba da olsun demiyorum. Sizin inandığınız Allah'la benimki aynı değil. Ciddi söylüyorum değil. Sizin inandığınız Allah zafere giden yolda her şey mübahtır diyor. Her şey mübahtır. Ulan ben yıllarca Fatih Sultan Mehmet kardeş katli vaciptir dedi diye yıllarca bunu düşündüm. Ne demektir böyle diye. Sonra işin içinden çıkamayıp büyüklerime danıştım. Dedi ki arkadaş bak burada milyonları ilgilendiren bir şey var. Milyonların hakkı var. Diğer tarafta da kardeş hakkı var. Eğer kardeş huzursuzluk çıkarıp ülkeyi bölecek milyonlarca insan aç, ser, sefil olacaksa bu gayet normal dedi. Bu gayet normal dedi. Düşünüyorum. Milyonlarca Fenerbahçe'nin hakkı var. Belki Beşiktaşlıların da hakkı var. Belki Trabzonspor'ların da hakkı var. Bilemem. Milyonlarca Fenerbahçeli'nin hakkının olduğu yerde Fenerbahçe taraftarının hakkını yemek. Allah sorsun hesabını. Rabbim çıkarsın hesabını. Fitil fitil burnunuzdan getirsin. Her yerinizden getirsin. Ha!
İlahi adalet hocam ne zaman tecelli edecek? Yeter artık diyor. Benim yani yanlış anlamayın, ciddi ciddi ben bu yorumları görüyorum hocam diyor. Benim Allah inancım sarsıldı diyor. Gerçekten bak diyor bu haşa bunları diyorlar. Niye? Hocam futbolda adalet yok. Ben şunu söyleyeyim. Ha, neyde adalet var? Neyde adalet var? Kadın, Türkiye'de kadın olmak bence dünyanın en zor işi. Bak Türkiye'de ne olmak kolay biliyor musunuz? Galatasaraylı olmak çok kolay Türkiye'de. Galatasaraylı ol. Hiç sıkıntı değil. İşin yürüsün diye her şeyi yap. Yanağını okşattır. Yani yalan söyle. Algı yap. Sosyal medyada trollerle saldırt. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi yap. Normal. Fenerbahçeli olmak. Türkiye'de en zor iş Fenerbahçeli olmak. Ya Kasımpaşa maçında Osterwolde'nin net penaltısı verilmemiş. Eleman iki sarıyı yememiş. Herkes bunu söylüyor. Herif çıkmış 90 artta Galatasaraylı akrabam bana yazmış ki diyor ki ya diyor son dakika diyor nereden gördünüz o eli diyor. Galatasaray Antalya maçında siz nereden gördünüz o ayağın ucuna dokunmayı da penaltı verdirdiyseniz biz de oradan gördük. Açık ve net hem sol eline hem sağ eline değen topta ele top değmedi. Öyle bir şey yok diyorsanız dininizi de sorgulayın, imanınızı da sorgulayın. Hocam futbolla din iman ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Ben mevki için, makam için şerefini satanları gördüm. Dinini, imanını satanları gördüm. Ne diyordu Galatasaraylı arkadaşlar? Bugün maç satan yarın karısını satar, vatanını satar diye. Peki bir mevki için onurunu satanlar neyini satar? Yani siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. O yüzden soruyorum. Ahkam kesme konusunda üstünüze yok. Neyse ben fazla detaya girmeyeceğim. Ama Fatih Altaylı'nın bu yavşak saray sözleri bence çok konuşulur. Hocam açık açık adam yavşak saray dememiş. Sen de böyle deme. Lan onursuzluk var. Herkes de taraftarlarda yavşaklaşmışlar. Herkes de onursuzluk var diyor. Lan ananıza mı sövmesi lazım? Daha ne demesi lazım herifin? Herifin daha ne demesi lazım? Ne yapınca anlamanız lazım gibi bir şeyleri. Vallahi garip. Gerçekten garip. Çok ama çok garip bir olay. Neyse Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Şu bana soruluyor hocam Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı gitti. Bitti. Niye diyorum? Hocam biz 10 maçı kazansak da bizi şampiyon yapmazlar diyor. Yanlış duymadınız. Biz 10 maçı kazansak da şampiyon yapmazlar diyorlar. Bakın. Bu cümlenin altında çok ciddi şey var. Fenerbahçe son 10 maçı kazansa da şampiyon Galatasaray diyorlar. Yani yavşaklık, onursuzluk. Ciddi söylüyorum bak. Arkadaşlar bu fikirde olanlar yoruma yazabilir mi? Bu arada YouTube'dan kaynaklı sıkıntıdan yorumlar bazen gizlenebiliyor, bazen açılabiliyor. Yani burada bir benlik bir durum yok. Bilginiz olsun. Ama size gerçekten söyleyeyim. Siz de aynı düşüncede misiniz? Hocam biz 10'da 10 bile yapsak bunlar bizi şampiyon yapmayacak diyorlar. İşin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? İşin en kötü tarafı bu işte. İşin gerçekten en kötü tarafı bu. Maalesef insanlar sindirildi. İnsanlar yıldırıldı. Hakka, adalete, ahlaka, dürüstlüğe inanç yok edildi. Bunu sağlayan kişiler sorsam adaletin Yılmaz bekçileri. Ben artık hafta hafta hani şeylerden bıktım. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Ben artık hani hafta hafta hataları yazmaktan bile bıktım. Burada her haftanın şeyi var, çetelesi var. 26. haftaya kadar yazmışım. 27 yok, 28 yok. Ben Allah'tan dua ediyorum. Rabbim dininden imanından döneceklerin hürmetine inşallah şu ülkeye bir adalet getirsin de, şu futbola bir adalet getirsin de kardeşlerimiz rahatlasın. Yoksa çok kişi dininden imanından oldu, çok kişi de olacak gibi duruyor. Başka söyleyecek de bir şeyim yok arkadaşlar. Hepinizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.